Yaktır baba. Stock'ta polis arabaları gelmiş. Bak polis arabası gerçekten istiyorum şu oyuna. Gerçekten gelmiş. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte GTA Online'a yeni gelen Chop Shop güncellemesini inceleyeceğiz. Güncelleme gerçekten çok güzel olmuş. Bayağı bir yenilikler var. Hepsi de gerçekten çok güzel toplam harcadım. Parayı da anlatacağım ve tüm güncellemeyi anlatacağım. Saat 1'de geldi güncelleme. Şu an videoyu çekiyorum. Saat 5 aşağı yukarı 4 saattir GTA oynuyorum arkadaşlar. Birazcık beynim şey oldu, bugandı. Kusura bakmayın. Öncelikle bu güncellemenin içinden geçmek istiyorsanız ve konsoldan da oynuyorsanız benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazam linki mevcut. Oraya giderekten istediğiniz tüm paketleri inceleyebilirsiniz. Merak ettikleriniz, almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor arkadaşlar. Öncelikle güncellemede ne geldi? Burası yeni mekanımız arkadaşlar. Yeni mekanı hemen size göstereyim. Kaç para, nereden almanızı öneririm. Bu yeni mekanda ne yapıyoruz? Yeni gelen araçlar, başka gelen yenilikler, bir sürü yenilikler var. Yani GTA 6 çıkacak. Önümüzdeki sene çıkacak. Gerçi daha bir sene var ama yine de GTA 5'i öldürmüyor arkadaşlar. Gerçekten yani bravo. Öncelikle Maze Bank'a geliyoruz. Yeni mekanımızın adı arkadaşlar nasıl okunuyor bilmiyorum. Savage Yard diyeceğim ben direkt. 3 tane mi 5 tane mekan var. En fakirlerine de bakalım kaç paraymış. 2 milyon, 1 milyon, 1 milyon 600 binden başlıyor. En pahalısı da şu 2 milyon 700 bin diyelim biz ona. 2 milyon 700 bin de en pahalısı. Ama ben en pahalısından almadım. Niye diyeceksiniz? Şöyle bir yakınlaşalım. Arkadaşlar burası en pahalı yerden aldığınız zaman burada gank atak var. Hani gidiyorsunuz o kırmızı çember var ya. Kırmızı çemberin içindeki tüm adamları öldürmeniz lazım. O gank atak tamamlasanız bile bir süre sonra tekrardan o gank atak çıkıyor. Bu yüzden o gank atağa girdiğiniz zaman bu mekana giremiyorsunuz. Önce buraya aldım. Hani burada gank atak çıkıyor. Gank atağı tamamlıyorum. Sonra tekrardan gidip geliyorum. Mekana bir daha aynı şeyi, bir daha aynı şeyi yapmak zorunda kalıyorum. Mekana giremiyorum. O yüzden buradan almanızı tavsiye etmem. Paranız vardır, benim de var. Sıkıntı yok para konusunda. Yani en sıkıntısız parayı şey yapan benim boyunda. Hani ben bile buradan almadım, buradan almayın. Burası bence güzel bir yer değil. Onun yerine buradakini alın arkadaşlar. Burası da aşağı yukarı 2 milyon 400 bin galiba. Ben de olduğu için şu an fiyatını göremiyoruz. Öncelikle modifiyesine bakalım. Buradan rengini seçebiliyoruz. Öyle fazla bir modifiyesi yok arkadaşlar. Ondan sonra da işte elemanları falan filan seçiyorsunuz. Yani çok fazla büyük bir şeyi yok. Sadece size şuradan bahsedeceğim. Burada çekicimiz var. Bu çekiciyi eğer paranız yetiyorsa yenisini alın arkadaşlar. Eskisini aldığınız zaman gitmiyor. Hani bir de eski püskü daha yavaş gidiyor. Daha böyle hantal. Ama bunun yeni de güzel. Modifiye edemiyoruz yani. Sadece rengini değiştirebiliyoruz ama her neyse mekan. Bu mekanda da eğer ki paranız varsa benim gösterdiğim yere alın, gidip en pahalısını almayın. Şimdi mekana geldik, değil mi? Önce mekanın işleyişini anlatayım. Arkadaşlar mekan Yusuf Amir diye bir tane adam gelecek zaten. Önce sinematik izleyeceksiniz. Bir dünya sinematik. Yine bizim adam mal mal bakacak böyle, hiçbir şey konuşmayacak. Bir sürü sinematik izleyeceksiniz, ondan sonra da oyun bitecek. Burasının, buranın amacı ne? Şöyle anlatayım kısaca. Bizim çekici şeyimiz var. Nasıl söyleyeyim size? Çekici dükkanımız var. Ama biz bu çekici dükkanının yanında da araba kaçakçılığı yapıyoruz. Hani bizim CEO'da araba kaçakçılığı yaptığımız yer vardı. Yani arabayı alıp depoya koyuyorduk. Ondan sonra o arabayı alıp satıyorduk. Aynı mantığı düşün ama bu araba alıp satma işi Haste gibi düşünün. Hani böyle setup yapıyorsunuz 2-3 tane. Ondan sonra da gidiyorsunuz arabayı satıyorsunuz. Ve satma işlemi çok kolay. Yani herhangi bir kimse de peşinize takılmıyor. Gidiyorsunuz satıyorsunuz. Hani git 3 kilometre öteye bırak arabayı diyor. Gidiyorsun satıyorsun. Tamam bitiyor. Ama dediğim gibi aynı mantık. Araba kaçakçılığı yapıyorsunuz. Ama Haste mantığı gibi düşünün. Hani setup yapıyorsunuz birkaç tane. Ondan sonra da ana görev açılıyor. Ana görevi yapıyorsunuz. Bunun için de öncelikle bilgisayara geliyorsunuz. Şu an 3 tane var yapabileceğimiz şey. Bunlar büyük ihtimalle arkadaşlar haftadan haftaya güncellenir, perşembeden perşembeye. Ha şunu da söyleyeyim, şu an oyunda kar yok. Belki bu perşembe günü karda yağabilir. Buradan en pahalısını yaptım ben. 395 bin dolara arabayı sattım. Görevi açmak için sizden 20 bin dolar istiyor. Şu aşağıdaki 316 bin var ya, o 316 binde eğer ki siz arabayı bırakmaya gitmek istemiyorsanız işte sizin buradaki elemanlarınız arabayı bırakmaya gidiyor ve o şekilde 316 bin dolar kazanıyorsunuz. Ama bırakma işlemi gerçekten çok kolay. Yani parayı için
için bu işi yapacaksanız direkt siz bırakın yani. Çok mantıklı olacaktır. Onun haricinde iki tane daha araba var. Mantığı biraz anlatayım. Şuradan seçelim bir görevi. Görevi seçtikten sonra arkadaşlar, bu adam anlatacak mı yine ya? Her neyse, görevi seçtikten sonra öncelikle arkadaşlar gidip bir yeri skopluyorsunuz. 3 tane fotoğraf çekiyorsunuz, tamam mı? Şu konuşma bitsin, gösterebilirsem göstereceğim. İlk görevi yapmadan 3 tane fotoğraf çekiyorsunuz. Ondan sonra yapmanız gereken 2 tane setup diyeyim ben onu. 2 tane setup yapıyorsunuz. Setup'lar da kolay. Hani git işte şunu yap, bunu yap görevi. Vırt çırt yani, fazla bir şey değil. Ondan sonra da 3 tane, şöyle göstereyim size, 3 tane tamamlamanız gereken de yan görev var. Ama bu yan görev de zorunlu bir yan görev. Onu yapmazsanız da ana görev açılmıyor. Yani toplam aşağı yukarı 5 tane görev yapmanız gerekiyor. 5 tane görev yaptıktan sonra da ana görev açılıyor. Yani heist'in sonu açılıyor. Araba heist'in sonu açılıyor diyelim. Ben ona benzetiyorum. Heist değil yani kısacası, ama heist gibi bir yöntem var, işte setup yapıyorsunuz falan filan. Ondan sonra gidiyorsunuz, arabayı kaçırıyorsunuz, arabayı dükkana getiriyorsunuz. Bu kadar. Şimdi ben burada göstermek yapmayacağım. Görev aşağı yukarı 3-5 tane. Toplam kaç tane görev yapıyoruz? 5 tane görev yapıyoruz. 5 görevi aşağı yukarı yarım saatte bitirirsiniz. Son bölümde zaten kolay. Yani toplam ölseniz yarım saat, 45 dakika, 1 saatte bitirirsiniz. Yani 340 bin dolar için eğer ki bu şirketi alıp da çalışacaksanız, bu şirketin mantığı bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şu an burada gösteremeyeceğim çünkü ilk baştaki setup'ı yapmam gerekiyor. Şu an buradan gösteremiyorum ama mantık bu şekilde. Onun haricinde şöyle göstereyim, arabayı göstermeyeceğim. Orada bir tane araba var. Burada bir tane çekici. Çekiciyle de gidip oyun bize, o Yusuf Amir mi ne varsa işte, o adam diyor ki git kardeş diyor, şu arabayı çal getir. Gidiyorsunuz, çekiciye biniyorsunuz, konum çıkıyor, konuma gidiyorsunuz, oradan da arabayı alıyorsunuz, getiriyorsunuz, dükkana koyuyorsunuz. Dükkana park ettikten sonra iki tane, bu arada araba kaçakçılığı yapabiliyorsunuz, yani o çekiciyle birlikte iki tane araba getirebiliyorsunuz. İki tane araba getirdikten sonra da buradaki bu elemanlar, şu an burada gözükmüyor, bir tane var, o da patron gibi bir şey. Şu diğeri var ya bak, şu kırmızı olan. Bu kırmızı olan bir tane daha adam var. O şu an burada değil. Bunlar o getirdiğiniz arabayı kendi kendine yapıyor. Ondan sonra onlar kendi kendine o arabayı satıyor. Bu da bu kadar basit bir şey. Zaten şu an burada videosu vardır arkadaşlar. İzlersiniz. Tam bir jet gibi gidiyorsunuz lan. Jettir baba. Mekan bundan ibaret. Hani araba kaçakçılığı yapıyorsunuz, arabayı getiriyorsunuz, satıyorsunuz. İsterseniz de çekiciyle de gidip arabayı kaçakçılığı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun mekanın amacı bu. Yani görevler güzel mi? Sarıyor mu? Sarıyor. Gerçekten keyif verici. Onun haricinde yeni gelen özelliklerden devam edelim. Arkadaşlar drift yarışı gelmiş. Drift yarışı gerçekten çok güzel. Bakın şuradan açabiliyorsunuz bunu. Rockstar kayıta gelin. Yarışa gelin. Aşağı inin. Bak drift yarışı kaç tane var? 3, 4, 5, 6, 7 tane drift yarışı var. Bir tanesini oynadım. Gerçekten çok keyifli. Drift arabaları da var. Eğer ki isterseniz tüm drift arabalarımı gösterebilirim. Ben oynadım. Şu an zaten izliyorsunuz ekranda. Gerçekten güzel bir şekilde yanlayabiliyorsunuz. Mantık aynı Need for Speed'deki gibi, normal bir araba yarış oyunundaki gibi çarpan var. İşte X5 oluyor. Sizin puanınıza göre X'iniz çoğalıyor. Yanladığınıza göre eğer ki çarparsanız çarpanınız da sıfırlanıyor ve yaptığınız puan da sıfırlanıyor. Bildiğiniz hani araba yarış oyunu oynadıysanız bildiğiniz aynı mantığı GTA'ya da getirmişler. Güzel olmuş. Onun haricinde normal şekilde de drift arabası alırsanız drift sokakta da yapabiliyorsunuz. Yarış harici. Bu drift arabasını da drift versiyonuna çevirebilmeniz için de şuradan göstereyim. Los Santos Custom değil arkadaşlar. Karmit'e gidiyorsunuz. Karmit'teki Hao muydu, bir tane adam var ya, o adamın yanına gidiyorsunuz, arabanızı dönüştürüyorsunuz, dönüştürdükten sonra arabanız artık drift arabası oluyor. Korkmayın, eğer ki arabayı tekrardan binek haline getirmek istiyorsanız 50 bin karşılığında gidip arabayı normal versiyonuna da çevirebiliyorsunuz. Yeni gelen araçları göstereyim. Öncelikle nereye girelim? Warstock'a girelim arkadaşlar. Arkadaşlar Warstock'ta polis arabaları gelmiş. Bak polis arabası gerçekten istiyordum şu oyuna. Gerçekten gelmiş. Bunu alamıyorum şu an. Bunu alabilmem için ne istiyordu benden? 5 dakika boyunca 3 kaçmamız lazım. Kovalamamız lazım. Kolay bir şekilde aslında ama uğraşmak istemiyorum şu an. Bu neymiş? 2 tane kilit var galiba. Bu büyük ihtimal 3 dakikada, 3 yıldızda 5 dakikaysa
Bu da büyük ihtimalle şu an gözükmüyor ama önce bunu yapmam lazım. Bu da büyük ihtimalle 5 yıldızdan 5 dakikadır diye tahmin ediyorum. Ya ben bunu almadım. Direkt bu polis arabasını aldım. Polis arabasını aldıktan sonra normal modifiyeci de modifiye edemiyorsunuz. Siyahlı işte Warstock'taki araçlarını da modifiye edebiliyorsanız orada modifiye edebilirsiniz. Atıyorum Arena orada modifiye edebilirsiniz. Veyahut da Mobile Operation Center'ın arkasında modifiye edebilirsiniz. Avenger'ınızın arkasında da modifiye edebilirsiniz arkadaşlar. Ben aldım, modifiye de ettim. Birazdan göstereceğim. Onun haricinde bu da var. Bunu modifiye edemiyorsunuz. Bunu aldım. Gerçi modifiye ediliyor mu diye bakmadım da bunu sokacak yer yok çünkü oyunda. Aldım ama bakmadım çünkü bu garaja gelmiyor, direkt Pegasus'a gidiyor. Pegasus'taki işe göre çünkü modifiye edemiyoruz. O yüzden bunu almanızı tavsiye etmem ama polis arabası alacaksanız bence 3,5 milyona verip alın. Onun haricinde Gecendir'e gelin. Gecendir'de iki tane aracımız var. Bir tanesi Ferrari, bir tanesi de Jeep olması lazım. Bu büyük ihtimal Ferrari'dir diye tahmin ediyorum. Aynen öyle, Ferrari bu. Bu araba arkadaşlar gerçekten güzel gidiyor. 2.845.000 var. Modifiye edilmiş hallerini de birazdan size garaja gittiğim zaman göstereceğim. Hepsini aldım. Toplam 9 tane araba gelmiş. 9'unu da aldım. Modifiye ettim. Garajıma koydum. Şu şekilde size kısaca göstereyim. Bu Jeep de gerçekten çok güzel. Arabalar gerçekten güzel. San Andreas'a gelelim. San Andreas'te en güzel arabayı göstereyim. Bumblebee gelmiş. Camaro gelmiş. Üstü açılıyor. Kabriyo şekli. Onun haricinde Mustang gelmiş, kabriyo. En son model olması lazım. Bu bilmiyorum Mustang'i. Onun haricinde drift arabalarından bir tanesi bu arkadaşlar. Eski drift arabaları da var. RX-7 işte yeni kasa Supra. Neydi başka? 350Z de olması lazımdı drift arabaların içerisinde. Drift arabalarını istiyorsanız onların da modu şeyini yapabilirim. Videosunu çekebilirim. Bu araba tamamen drift olarak yaptım. Biraz çirkin gibi gözüküyor. Bu arabanın gerçek halini bilmiyorum. Ama değişik şekilde modifiye ettim. Görürsünüz birazdan. Bu da bu şekilde bir şey. Bu tam bir şaka makinesi arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Araçların çoğunu Los Santos Karmic'te modifiye ettim. Ve hepsinde de Hao'nun modifiye seçenekleri çıkıyor. Bu Hao dediğimiz adam da PlayStation 5'te mevcut arkadaşlar. Yeni sürümde mevcut. Bu adam PlayStation 5'te var ama 4'te olmaması lazım. Veyahut da bilgisayarda da olmaması lazım. Hao dediğimiz adam da gidiyorsunuz işte atıyorum fazla beygir veriyor. Arabayı daha da güçlendiriyor arkadaşlar. Bu araba da onlardan biri, tam bir şaka makinesi. Elektrikli kendisi ama acayip bir şekilde modifiye oluyor ve acayip bir şekilde gidiyor. Başka ne var? Böyle yine klasik bir araba gelmiş. Impala gelmiş. VTEC 2 var. Bak tamam mı? Oyuna VTEC 2 getirmişsin. Abi Honda'yı getirmişsin. Honda'nın tüm kasalarını getirdin. Tüm Civic'leri getirdin. VTEC 2 ile getirdin. Tamam. Abi bu VTEC 2'nin suspansiyon ayarı yok. Ya VTEC 2 dediğin arabayı basacaksın. Yerde olması lazımken bu arabanın suspansiyon ayarı yok arkadaşlar. Suspansiyon ayarını koymamışlar VTEC 2'ye. Tüm modifiyecilere gittim. Los Santos Custom, Karmit, Ajans, ne bileyim işte Photoshop, hepsine gittim. Süspansiyon ayarı yok. Ya bir hata oldu ya da sonradan gelecek bilmiyorum. Ama VTEC 2 yani bu şekilde süspansiyonlar havada şekilde hiç güzel durmuyor. Bunu basmamız lazım bizim. Onu da aldım. Onun haricinde de başka bir aracımız yok. Başka yeni gelen ne var diyeceksiniz. Şuradan size göstereyim. Interaction menü tamamıyla değişmiş. Çok güzel şey de gelmiş Interaction menü arkadaşlar. Onu da göstereceğim öncelikle. Bir kere Interaction menü birazcık kafa karıştırıcı olmuş. Hani biz alışmıştık işte en sona gelip buradan spam location'ları ayarlıyorduk. Ne bileyim kıyafeti seçiyorduk. Şunu yapıyorduk, bunu yapıyorduk. Burası bayağı bir değişmiş arkadaşlar. Öncelikle şuradan bir çıkalım mesela. Burası zaten böyle olmuştu. CEO'nuzu seçmek için, işte motosiklet kulübünü seçmek için bu şekilde olmuştu zaten. Onun haricinde Vehicles'a gelelim. Buradan arkadaşlar bu Vehicles'ların, hani bak Vehicles'ların hepsi birdi, değil mi? Şu an mesela buradan ne yapmışlar? Uçak çağırabiliyorsun veyahut da Spatial aramanı çağırabiliyorsun. Car Club Vehicle, bu neymiş şu an? Bak buraya yeni gelmiş. Allah, burada seçili arabalar var arkadaşlar ama bunlar hangi arabalar bilmiyorum. Onun haricinde kontrol edebilirim. İşte RC Bandito'ymuş, tankmış, bunlar buraya gelmiş. Şu an ben de buraya ilk defa bakıyorum. Bu arabayı geri gönderme. O da buraya gelmiş. Çok karışık olmuş birazcık. Ha bak o şey de burada. Arabacınızın ayarı işte, kapısının ayarı, bak kapısının ayarına girebilmek için ne kadar uğraşıyoruz bak. Managa Vehicle'a geliyorsun. Buradan Vehicle, neyse bu Prevengeance mi neyse. Ona tıklıyorsun. Arabanın ayarları burada. Bak passenger işte, arabanın üstü açılsın mı? Basık mı olsun? Kalkık mı olsun? Cart curt. Buradan arabayı da çağırabiliyorsun tabii ki de. Şimdi geri gel. Servisler de burada işte, yat, Avenger, Mobile Operation Center. Bunlar güzel olmuş. Servis vehicles'ları güzel olmuş ama diğerleri kafa karıştırıcı. Onun haricinde buradan canımızı ve mermimizi alabiliyoruz. Ama tabii ki de şuradan mermiyi fullleyebiliyoruz. Ama ne yazık ki yine sinekleri gidip bakkaldan almamız lazım. Badarma da aynı şekil.
Aynen öyle. Bunlar da bu şekilde olmuş arkadaşlar. Onun haricinde Apparence'de de işte bizim kıyafetlerimiz falan filan var. Bunlar da çok hani direkt benim elim alıştığı için birazcık alışması zor olacak. Güzel olan şeyi de göstereceğim birazdan. Bulabilirsem tekrardan. Ve spawn location'larımız da 10. sırada Ferences mi nasıl okunuyor bilmiyorum. Spawn location'larımız da burada arkadaşlar. Bak spawn location'ı çok gizli saklamışlar. Onun da geçtim. Map Building Options'a bak abi, bu ışınlanma yapabilmek için ta buraya mı geleceğiz ya? Çok iç içe olmuş her şey. Onun haricinde şuradan size göstermem gereken bir şey var. Bakalım burayı bulabileceğim mi? Dışarıda mı olmam lazım ya? Dur şu polis arabasını alıp bir dışarıya çıkalım. Size göstermem gereken çok güzel bir özellik var. Dışarıya bir çıkalım. Bu arada buraya sadece bir tane araba koyabiliyoruz arkadaşlar. O koyduğunuz arabayı da buranın garajı olarak gözükmüyor. Bu arabayı hangi garajdan getirdiyseniz yine aynı yerden çağırabiliyorsunuz. Ha, şuradan size göstereyim. Nereden girdik lan oraya? Vehicles'tan mı girmiştik? Ha, organizasyondaydı. Ha, aynen öyle. Dur lan çıkma. Bak buradan organizasyona geliyorsun, tamam mı? Bak burada bir dünya garajın açıldı değil mi? Bu Vinewood Kulüp garajdı arkadaşlar. GTA Plus'ınız varsa oyun size garaj hediye ediyor. Yerini bilmiyorum çünkü GTA Plus'ım yok. Böyle bir yeni bir garaj da gelmiş. Bende bu yok. O yüzden size gösteremiyorum. Bu arada şunu gösterecektim. Buradan mesela bir sürü garaj açıldı ya. Atıyorum ki araba manyağı bir sürü insan var bu GTA'nın, işte arabayı modluyor, ediyor, cartçurt. Ben de onlardan birisiydim tabii eskiden, o kadar artık eskisi kadar şey yapmıyorum, arabayı iplemiyorum ama şimdi işte adam ne yapıyor? Atıyorum ki muscle arabasını gidiyor aynı garaja koyuyor. Spor arabasını gidiyor farklı garaja koyuyor. İşte spor araba garajı yapıyor, süper araba garajı yapıyor, muscle araba garajı yapıyor ama bunları nasıl yapıyor? Eşek gibi gidiyor işte o garajdan o garaja, o garajdan o garaja şey yapıyordu. Neydi onun adı? Getir götür yapıyordu. Artık öyle yapmanıza gerek yok. Şimdi atıyorum. Buradan geldiniz abi, tamam mı? Mesela bu arabanın adı bu, tamam mı? İşte bu polis arabasının adı bu. Stanley Cruiser. Bu arabayı alıyorsun baba, tamam mı? Atıyorum ki bu arabayı nereye götürmek istiyorsun? Penthouse Suites'e getireceksin. Buradan direkt bu arabayı buraya şey yapabiliyorsun, taşıyabiliyorsun. Mesela ben bu arabayı Zentorno'yla takas edeceğim. Ne oldu şimdi? Bak Zentorno gitti 50 arabalık garaja. Polis arabam geldi Penthouse 3'e. Gördün mü? Bu çok güzel olmuş. Bak Zentorno buraya gelmiş. Tekrar şimdi eski yerini alacağım. Yani gidip amelilik yapmanıza gerek yok. Bu videoda at derek varsa çok şey kaçırıyor. Hiçbir şekilde amelilik yapmayın arkadaşlar. Direkt gidin. Buradan hangi aracınızı nasıl düzenleyeceksiniz o şekilde düzenleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel olmuş bu özellik. Hani bu interaction menüdeki tek iyi olan şey bence bu. Onun haricindeki her şey çok karışık olmuş. Yani şu an alışamadık tabii ki de. Yani 10 senedir aynı şeyi oynadığımız için. Şu an birazcık değişik geliyor. Her neyse şimdi garajımıza doğru yola çıkalım. Bu arada polis arabası birazcık değişik oldu biliyorum ama hani hep mavi işte mavi siyah olmasın, ben de birazcık yeşil yapayım dedim. Şimdi buradan itibaren direkt olaraktan Eylül Arabalık garajımıza gidelim ve oradaki size arabaları göstereyim. Başka herhangi bir şey kaldı mı bilmiyorum, kaldıysa da Eylül Arabalık garajda anlatırım. Yoldayken şunu da söyleyeyim. Bu benim hesabım, ana hesabımın limiti 3'tü arkadaşlar. Bugün 11 tane araba sattım. Normal şartlarda limit yükselen bir şey değil ama güncelleme geldi, limit açıldı mı bilmiyorum. Benim limitim açılmış. Eğer ki limitli bir hesabınız varsa, araba satamıyorsanız bir deneyin. Ben bugün 11 tane arabayı sattım. 12. arabayı satmaya götürdüğüm zaman da yine satabiliyordum. Haberiniz olsun. Araba satamıyorsanız bir deneyin. Limitiniz yükselmiş, açılmış olabilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle bir garajımıza geldim be. Aç kapıyı gardiyan. Şerif geldi. Araba gel güzel de VTEC 2 olmamış abi. VTEC 2'yi yapamamışsınız. Çok güzel, çok önü tam benziyor VTEC 2'ye. Lan şu garajı da beyaz mı yapsaydık ki ya? Customize araba. Bu muydu lan o? Beyaz olsun da görelim her şeyi. Ha şöyle ya. Heh, tamam bunu yap abi. Tamam. Şimdi en baştan başlayalım. Şöyle FPS'e de geçeyim. FPS'e geçtik de kalmış şey gözlüğü çıkartacağım. Ben şimdi gözlüğü nereden bulacağım? Neredeydi lan o aksesuar? Çıkart abi gözlüğü. Ve bir araba showroom'u yapalım bir. Heh. Tamam. Bu araba arkadaşlar adını sanını bilmediğim hangi araba bilmiyorum. Bu arabayı drift arabası yaptım. Tam bir drift arabası oldu. Bence gayet güzel oldu. Böyle rengarenk, değişik değişik modifiyeli.
Tam bir drift arabası oldu. Drift arabasını da birazdan deneyelim. Nasıl yanlıyor onu da göstereyim. Zaten videosunu izlediniz ama dışarıda da göstereyim. Onun haricinde VTEC 2. Bak VTEC 2 önden tam benziyor. Rengini tutturmaya çalıştım, tutturamadım. Ama zaten rengini tuttursam da abi bu nedir ya? Ya hava çok havada. Hani hiçbir süspansiyon ayarı yok. Bak tam bir Honda. Yapmışlar ama süspansiyon ayarı yok. Yani sınıfta kalmış. Onun yanında bir tane daha arabamız. Bu arada şunu da söyleyeyim. Arabaların çoğunluğunu Los Santos Karmic'le modifiye ettim. Yani 9 tane mi araba gelmişti? 9 tane arabanın nereden baksan 5 tanesini Karmic'le modifiye ettim. 5 tanesini de ajansta modifiye ettim. Ajansta modifiye etmemin sebebi de bazı araçlara işte roket kitlenmeme özelliğini takabiliyorsun. Yere mayın atma özelliğini takabiliyorsun. Onun haricinde de başka ne özellik var da zırh özelliği var. Zırh da takabiliyorsun arkadaşlar. Bu arabada onlardan bir tanesi. Bu arabada şu an zırh da var. Yere mayın da atabiliyor. Gayet güzel bir araba. Size şu şekilde göstereyim modifiyesinde. Siyah yaptım. Ha, bir de yeni plaka kalarımız gelmiş arkadaşlar. Artık arkaya kırmızı ve yeşil olmak üzere plaka kalarınızı yapabiliyorsunuz. Eskiden hep böyle siyah beyaz şey yapıyorduk ya. Sarı siyah yapıyorduk ya. Artık kırmızı da gelmiş. Hani tam bir şey olmuşum. Neydi lan o? Milletvekili gibi bir arabam olmuş. Onun haricinde Bumblebee'ye geçelim. Bumblebee'yi yani yapabildiğim kadar yaptım. Aslında gayet de güzel oldu. Ama Bumblebee'nin üstünü kapattığımız zaman çok güzel oluyor arkadaşlar. Şovu burada gösterebiliyor muyuz bakalım bir. Yok dışarıya çıkmamız lazım. Üstü değişik açılıp kapanıyor. Gayet güzel olmuş. Şu arka taraf komple arkaya geliyor falan filan. Buna yeni bir şey eklemişler. Bumblebee'de bu şekilde. Onun yanında Mustang var. Mustang'in rengini biraz beğenmedim. Biraz da aceleye geldi. Bu şekilde yaptım Mustang'i de. Karşıya geçelim Ferrari'ye. Ferrari'ye kırmızı renk yakışır. Ama ben bordo yaptım. Bu da bu şekilde. Şerif arabasını zaten gördünüz. Yine de şu şekilde göstereyim. Modlama çıktığı zaman ilk Şerif arabasını modlayacağım. Jantları değiştireceğim. Onun haricinde şaka makinesi bu arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle Honda'nın bir jipi. Ama SUV yarışı yapıyorsanız SUV yarışında bu arabayı alın. Tüm SUV'leri tokatlarsınız. Net yani. Bu da Bumblebee'nin abisi gibi olmuş biraz. Rengini aynı yaptık. Bu araba da gerçekten gayet güzel. Onun haricinde de bir tane Impala'mız var. Bu araba yani bilmiyorum ama hani çok fazla klasik araba gibi birbirine benziyor. Fazla bir şey yapmadım zaten bu arabaya. Jantı bile stok. Rengini değiştirdim. Normal modifiyelerini yaptım o kadar. Başka da herhangi bir yeni bir aracımız şu anlık yok. Ama tabii ki de devamında gelecektir arkadaşlar. Buradan bir drift arabasını alıp yola çıkalım. Diğer arabalar hep aynı olduğu için olduğundan dolayı onları sürmeyeceğim. Şu an drift arabasını merak ediyorum. Size de göstermiş olayım. Bak şimdi normal gidebiliyorsun. Herhangi bir sıkıntı yok ama direksiyonu bir kırdım mı? Bak 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 bak. Hani çok kolay. Şey gibi düşün. Hani eskisi gibi değil. Mesela el freni çekmenize bile gerek kalmıyor. Tabii ki de benim mistik sürüş yeteneklerim şu an kötü. Bak, bu da böyle işte drift arabası. En iyi drift arabası hangisidir bilmiyorum. Büyük ihtimal hepsi aynıdır. Ama güzel yanlıyor yani. Güzel topluyor, güzel yanlıyor. Şu direklere çarpmasam bile. Bazen spin atıyor ama yine de güzel topluyor. Şuradan yukarıya bir ver yanı. Ver yanı, ver 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 açıyı, ver açıyı, ver açıyı. Oba! Şuraya da şöyle bir park et. Tamam. Başka da yeni bir şey geldim diye bakıyorum arkadaşlar. Galiba bu kadardı. Tekrardan göz gezdirmem gerekirse. Herhangi bir ev yok. Veyahut da CEO'lara da herhangi bir şey gelmemiş bildiğim kadarıyla. Arena World'da da herhangi bir şey yok. Beni arabasında da herhangi bir şey yok. Casino'ya bakmadım. Casino'da zaten bir bok yoktur. Casino'da ne olacak? Yani yeni gelen şeyler bunlardan ibaret. Zaten kaç para harcadım onu söyleyeyim. Benim öncelikle 60 milyonum vardı. O 60 milyondan şirketi aldıktan sonra, o yeni gelen şirketi aldıktan sonra 50 milyonum kaldı. 50 milyon kaldıktan sonra ben bir 11 tane araba sattım. Tekrardan 70 milyonum oldu. 70 milyondan da şu an 46 milyonum kaldı. 45 milyon desek 25 milyon
Yani ne oluyor? 30 milyon falan harcamışım arkadaşlar. Siz düz hesap 50 milyon yapın onu. Adam böyle bir geldi ki sanki beni aşağı atacak sandım. Yani 30 milyon harcamışım ama dediğim gibi siz 30 milyonluk para paketi almayın. 100 milyonluk olan bu güncelleme ama burada bitmez çünkü önümüzdeki hafta kar güncellemesi de gelir. Oraya da yeni eşyalar gelir. Yeni güncelleme geldi. Size zaten her hafta yeni araba da gelecektir arkadaşlar. Bu videomuzu buraya kadar olsun. Başka da herhangi bir şey kalmadığını düşünüyorum. Haydi görüşürüz. Bay bay.